Merhaba sayın izleyicilerim. Bugün sizlere ülkemizde de bolca ürettiğimiz zenginliklerimizden olan zeytinyağından bahsedeceğim. Aslında onun içindeki aktif madde polifenollerden. Sızma zeytinyağındaki polifenoller sağlığınız üzerinde sonsuz olumlu etki yapan bileşiklerdir. Polifenollerin zeytinyağındaki önemini incelemeden önce ne olduğuna bir bakalım. Polifenoller, bitkisel kaynaklı gıdaların çoğunda bulunan kimyasal bileşiklerdir. Gıdalardaki koku ve aromalardan da sorumludurlar ve doğal antioksidanlar olarak öne çıkarlar. Zeytinyağındaki polifenol miktarı, zeytinin türü, ağacın yaşı ve bulunduğu coğrafi bölgesine bağlı olarak ve deniz seviyesinden yüksekliğine göre değişiklik gösterir. Polifenol seviyesi ne kadar yüksekse sevdiklerinizin ve sizin sağlığınız için o kadar büyük fayda sağlar. Zeytinyağlarının içindeki polifenollerin sağlığınız için fayda sağlayacak miktarda olup olmadığını nasıl anlayabilirsiniz? Zeytinlerin gün ışımadan toplanmış olması gerekmekte ve soğuk sıkım alanındaki yere kadar da güneşle temasının olmaması gerekmektedir. Zirai ilaç kullanılmamış, susuz ve soğuk sıkım teknikleriyle üretilmiş olması gereklidir. Bu soğuk sıkım 17-23 derece arasında olmalı ve yağlar koyu renk, ışık geçirmez ambalajlara alınmalıdır. Bu yağların tadı acıdır ve bu özellik polifenol içeriğinin bir kanıtıdır. Sızma zeytinyağına acı tadı veren iki kimyasal bileşik, hidroksitirosol antioksidan özelliklere sahip bir tür fitokimyasal ve oleropindir. Yüksek polifenolli zeytinyağı olduğunu peki nasıl anlarız diye sorduğumuzda, Avrupa Gıda Güvenlik Otoritesi EFSA, insan sağlığına faydalı ve bağışıklık sistemini güçlendirmesi nedeniyle kilogramında 200 mg ve üzeri polifenol içeren zeytinyağlarını bir sağlık içeceği olarak nitelendirmekte ve de her gün ortalama 20 mg kadar polifenol içeren zeytinyağının düzenli tüketilmesini önermektedir. Zeytinyağındaki polifenollerin diğer gıdalardaki polifenollere göre emiliminin yaklaşık 50 kat daha yüksek olması, bu da zeytinyağı ayrı bir öneme koymaktadır. Kaliteli bir zeytinyağı ürün ambalajında soğuk sıkım zeytinyağı olduğu ve polifenol değeri yazılı olmalıdır. Ambalaj ışık geçirmez koyu cam şişede olmalı, hasat yılı üzerinde olmalı ve aynı yıl tüketilmelidir. Kalite ve beslenme değerleri, işte asitlik, enerji değerleri, yağ ve protein içerikleri gibi özellikler de etiketinde yazılı olmalıdır. Ayrıca menşei ülke, uluslararası kalite kontrol etiketleri de bulunmalıdır. Zeytinyağındaki polifenollerin faydaları nedir diye sorduğumuzda, antioksidan özellik içerirler. Antioksidanlar erken yaşlanmayı da önlemekten sorumlu, bağışıklık güçlendirici maddelerdir. Anti-enflamatuar özelliğe gelince vücuttaki iltihaplanmayı önlerler ve buna bağlı oluşacak hastalıklardan bizi koruyup yine kalp ile ilgili hastalıkların gelişme olasılığını azaltarak da faydalı oldukları gösterilmiştir. Polifenoller ayrıca kolesterolü düşürmeye de yardımcı olur. İyi kolesterol seviyelerini yükseltirler ve kötü kolesterolü de yok ederler. Zeytinlerde polifenoller ve önemli miktarda lif içeriği olduğu için bağırsak hareketlerini düzenlerler ve kabızlığı da önlerler. Ayrıca diyabet riskinin azalmasına yardımcı olurlar. Zeytinyağı A, D, E, K vitaminleri ve kalsiyum, sodyum, fosfor, potasyum, kükürt, magnezyum, demir ve bakır minerallerini de içerirler. Ayrıca kanser önleyici özelliğini de unutmayalım. Antibakteriyel özellik olarak oksidasyonu ve iltihaplanmayı önlerler. Ayrıca ülserin en önemli faktörü olan Helicobacter pylori'yi de engeller ve bu şekilde gastrit, ülseratif kolit gibi çeşitli bağırsak sorunlarını da önlemiş olurlar.
Yetişkinler ve çocuklar nasıl tüketmelidir dersek, yine yüksek antioksidan ve vitamin desteği alarak güne başlamak isteyenler için, büyükler için 1-2 çorba kaşığı, küçükler için de 1 tatlı kaşığı dolusu ölçüsünde yüksek polifenolli zeytinyağından almak çok önemlidir. Ayrıca salatalara, sofralarınızın başlangıç mezelerine ya da kahvaltınızda ayrıca da tüketmek üzere ısıtmadan sağlıklı ürünleri alabilirsiniz. Sağlıklı natürel sızma zeytinyağı Healthy Extra Virgin Olive Oil kategorisinde olmalı. Yani bu fenolik bileşik seviyesi uluslararası laboratuvarlar tarafından belgelenmiş olmalıdır. Yine bir ayrı kategori olan Health Climb kategorisine katılabilmek için de natürel sızma zeytinyağının çok yüksek bir özellikte olması ve içerdiği polifenol seviyesinin de belli bir seviyenin üstünde olması gerekmektedir. İşte size anlatmak istediğim bu sınıfa girecek kaliteyi yakalamanın önemi ve bu ürünün ne denli insan sağlığına faydalı bir bitkisel destek olduğudur. Bunun için de nasıl bir üretim süreci yaşandığına tekrar bir bakarsak, ilaç değmemiş bahçelerde yetişen, organik şartlarda nesillerini devam ettirmek için mücadele etmiş ağaçlardan 1 kilogram kaliteli zeytinyağı için 50 kilogramdan fazla zeytin sıkmak zorunda olunan bir süreçten bahsediyoruz. Dolu vuruğu, sinek yarası gibi sıkıntısı olan hiçbir zeytinin toplanmadığı, toplanan kaliteli tanelerin de en fazla 4 saat içinde sıkıma alındığı işlemler silsilesi. Zeytin olgunlaştıkça fenolik bileşenler azalır. Dolayısıyla erken hasat, hatta ilk hasatlardaki yemyeşil zeytinlerden elde etmek çok önemlidir. Yağın içindeki bu faydalı bileşenlerin kaybolmaması en önemli konudur. 27 dereceden sonra bu fenol bileşikler kaybolmaya başlar. Bu nedenle ne sıkım sırasında ne de saklama sırasında bu derece geçilmemeli. Açık hava teması ve hijyen problemi çok olan taş baskı üretim şekli kullanılmamalıdır. Hassas olabilmek için neredeyse butik bir üretim yapmak gereklidir. Çıkarılan tüm yağlar hava teması olmayan özel tanklarda ısı ve ışıktan korunarak saklanmalı. Zeytinyağı içerdiği polifenollerden dolayı sağlık amaçlı kullanıldığı gibi aynı zamanda cilt sağlığı içinde içerdiği omega 3 ve skoelenden dolayı kullanılmaktadır. Zeytinyağı antik çağlardan beri hem güzellik hem şifa amaçlı çok yönlü kullanılmış mucizevi bir nimettir. Çok eski dönemlerde cilt kırışıklıkları ve sarkmaları tedavisinde de kullanılmıştır. Zeytinyağında yüksek miktarda antioksidan, omega 3 ve skoelen maddesi vardır. Birçok sterolin ve sterol benzeri kimyasalın kaynağı olan zeytin ağacı, bitkiler arasında da skoelenin en büyük kaynağı. Bebekken vücudumuz skoeleni çok fazla üretir. Hatta dünyaya gelmeden önce anne karnında yaşadığımız sebumun içinde %12 oranında skoelen vardır. Yaş aldıkça zaman içinde vücut tarafından üretimi azalır. Son yıllarda skoelen içeren çok sayıda serum ve krem üretilmiştir. Skoelen ciltteki yangısal süreçleri, kuruluk ve ödemi azaltması ile ciltte ipeksi yumuşaklık bir kıvam kazandırır. Vücuttaki oksijeni artırarak kansere neden olan yüksek asiditeyi engeller ve oksijensizliği giderir. Başta artrit olmak üzere eklem ve kıkırdak rahatsızlıklarına etkin bir gıda destekleyicisidir. Özellikle karaciğer fonksiyonlarını düzenleyerek hepatitten ve alkolden kaynaklanan zehri attığı görülmüştür. Biz eczacılar olarak bu bilgilerin daha da yayılmasına koruyucu halk sağlığı açısından yardımcı olmalıyız. Ayrıca Avrupa ülkeleri eczanelerinde olduğu gibi 200 ve üzeri etiketinde yazılı polifenol değeri olan kaliteli ürünleri halkımıza ulaştırmalıyız. Çünkü bu ürünler tedaviye yardımcı bitkisel ürün niteliğindedir. Sizlerle bu videoda çok kıymetli olan bu mucizevi zeytinyağımızdan, faydalarından ve hangi özellikte olanları tercih etmemiz gerektiği ile ilgili bilgileri paylaştım.
Umarım sizlere ve yakınlarınıza faydalı olur. Daha detaylı bilgi için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Kalın sağlıcakla.